Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'ndan yeniden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Günün ilk maçı klasman, ardından artık yarı final mücadeleleri an itibariyle başlıyor. Bu maçın anlatımında ben Elif Ünal yine sizlere eşlik edeceğim. Karşılaşma BOTAŞ Levent Spor Kulübü arasında oynanacak bir mücadele olacak. İsterseniz gelin kadrolara bakalım. BOTAŞ 1, Elif Nisa Solmaz 4, Tuğçe Fıçıcıoğlu 6, Bade Cemre Ergen 8, Ayşegül Üzel 9, Yağmur Tezel 11, Zeynep Gülşen Şencan 12, Yusra Tunç 13, Büşra Demir 15, Elif Ayşegül Şencan 18, Kaptan Neva Kürkçü 23, Beril Akman ve 30, Latife Duru Öksüzoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olarak zaten biliyoruz sefkili izleyenler. Levent Spor Kulübü 1 Lefkoşa takımı 1 Dilara Sarıkaya 3 Gülten Özülger 4 Çisem Cüneyt 5 Dilem Erginay 6 Didem Erginay 7 Günay Akgür Kaptan 7 Günay Akgür 11 Gülselen Altunçay 12 Fehime Malgıt 14 Pearl 17 Nefes 27 Fatma ve 30 Melin Aslan Ses. Takımların kadroları bu şekilde. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ekranların başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Umarım sakatlık olmadan keyifli bir mücadeleyi sizlerle birlikte geride bırakacağız. Levent Spor Kulübü'nün 5'i 1 Dilara, 4 Çisem, 6 Didem, 7 Günay ve 27 Fatma Kılıç. Şu anda bizler artık sahaya BOTAŞ takımını bekliyoruz. BOTAŞ'ın da sahaya gelmesiyle birlikte mücadele başlayacak. BOTAŞ'ta sevgili izleyenler. Elif Nisa Solmaz, Ayşegül Üzel, Yusra Tunç, Elif Ayşegül Şencan ve Neva Kürkçü 5 ile sağdılar. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Bu karşılaşmanın kazanan adını finale yazdıracak. Hava atışıyla mücadele başladı. İlk atak BOTAŞ. Yusra. Hızlı paslaşmaların ardından kaptan Neva çıkardı dışarı. Elif Nisa. İki sayılık atışla başladı mı diye bakıyoruz. Hayır. Üç sayılık atış geldi Yusra'dan. BOTAŞ üç sayılık atışla başladı. Yusra'nın bu sayısı karşılaşmanın açılışını yaptı. Karşı atak Günay. Onlar da iki sayılık atıştan faydalanamadılar. Şimdi bir kez daha BOTAŞ atağı Yusra. Pot altı Elif. Sayı gelmedi. Hücumu devam ediyor BOTAŞ'ın. Hızlı başladı BOTAŞ. Yusra. Yusra'ya faul yapıldı. Çisam Cüneyt Kent ve takımının birinci faulünü yaptı. Faulü Günay olarak işaret etti. Karşılaşmanın hakemi Levent Spor Kulübü'nün kaptanı Günay Kent ve takımının birinci faulünü yaptı. Serbest atış noktasındalar şu anda BOTAŞ Yusra'yla. Atışın ikincisinde isabet geldi. Skorsa 4-0 oldu. 4 sayı var 4 de Yusra'dan geldi. Karşı atakta Fatma ile birlikte bu bölümde Levent Spor Kulübü pot altından da sayıyı buldular. 4-2 skor. Çisem'in sayısıyla birlikte fark 2. 3 sayılık atış isabetli değil. Ribaundu almayı başardı bir kez daha BOTAŞ. Yusra ile birlikte de ataktalar. Yusra alan savunması yapılan bölümde. Neva 3 sayılık atışta isabet yok. Ribaund. Atış geçerli değil çünkü hatalı yürüme. Fatma. Kıyasıya bir top alma yarışı, top tutulması kararıyla hücum devam edecek Levent Spor için.
Günay. Hücum süresinde olmasına 9 saniye. Günay kendisi gitti. Tek el atış isabet geldi 4-4. Üst sayılık atışta isabet yok. Elif Ayşegül'den. Dört dört skor devam ediyor. Güney'in pası. Pozisyon faul. Düzeltelim hatalı yürüme. Bu bölümde ikinci kez hatalı yürüme çalındı sevgili izleyenler. Karşılaşmada her iki takım adına da. Yine bir hatalı yürüme geldi. Botaş'tan. Tabii karşılaşmanın önemi büyük. Kazanan adını finale yazdıracak. Halle oyuncularda da bir heyecan da söz konusu olabilir. Günay. Potaya sırtı dönük Günay'ın top hala kendisine pasını aktarmadı. Ardından bu bölümde ise Yusra araya girdi. Top Botaş'ta kaldı. Elif pot altına inemedi. Neva savunma oturdu. Ayşegül atışta isabet yok. Didem. Çisem atışta isabet yok. Rebound mücadelesi son top kimden çıktı diye bakıyoruz. Botaş takım oyuncularından çıktı. Atakta olacak Levent Spor Kulübü. Bu hatayla birlikte de öne geçme fırsatı var. Didem pozisyon faul. Botaş'ta da Yusra kendisi ve takımının birinci faulünü yaptı. 4-4 skor devam ediyor. Yarı final karşılaşmasındayız sevgili izleyenler. Ve Günay 3 sayılık atışta isabet yok. Kazandı reboundu. Bu bölümde Elif Nisa Arnav pasındaysa Ayşegül sayı gelmedi. Bir kez daha hücum fırsatı reboundla birlikte Botaş için. Yusra. Kendisi attı. İsabet yok. Reboundunu da aldı. Sayı üst üste gelmedi. Dördüncü kez deneyecekler. Elif Nisa. 3 sayılık atış geldi Elif Nisa'dan. Denedi Botaş. Ardından 3 sayılık atışla isabeti buldu. Yusra karşılaşma 3 sayılık atışla başlamıştı. Ardından serbest atış noktasında sayıyı buldu. 4-4'tü. Şu anda Elif Nisa'nın sayısı Botaş'ı 7-4 öne geçirdi. Günay çıkardı pasını dışarı Fatma. Didem süre biterken 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound Yusra ile birlikte Botaş kazandı. Elif Nisa. Elif Ayşegül dışarı çıkardı. 3 sayılık atışında Ayşegül'ün isabet gelmedi. Ardından Botaş'ta sevgili izleyenler süre dolarken bu bölümde sayıyı buldu. 9-4 yaptı skoru. Bu sayı Yusra'nın sayısıyla mola geldi. Levent Spor Kulübü molası molanın ardından sizlerleyiz.
Levent Spor Kulübü molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşma 9-4 BOTAŞ lehine devam ediyor. Yusra'nın karşılaşmada 6 ve Elif Nisan'ın ise 3 sayısıyla birlikte toplamda 9 sayıya ulaştılar. Levent Spor Kulübü ise Çisem ve Günay'ın ikişer sayılık atışıyla 4 sayıya ulaştı. Şu anda fark 5. Pot altından başlangıç geliyor Levent Spor Kulübü'nden. Günay. Didem. Pasını çıkardı dışarı Fatma. Bu bölümde Ayşegül'ün savunması vardı. Ardından pozisyonda ise Elif Nisan. Karar faul. BOTAŞ ikinci takım faulünü yapmış durumda sevgili izleyenler. BOTAŞ'ın 18 numarası Neva kaptan faulünü yaptı. Kendisinin bir takımının ikinci faulü. Neva'nın üstünden atış isabetli değil Didem'den. Elif Nisa aldı ribaundu. Uzun bir pas geldi bu bölümde. Ayşegül pasını aktar. Pot altı hücum Neva sayı geldi. 11-4. Didem. Pasında Günay. Günay tek el atış isabetli. Günay dördüncü sayısına ulaştı. Kendisinin dört takımının da altıncı sayısı. Üç sayılık atışta isabet yok. Top savunmada Fatma'nın kontrolünde dışarıda. ...24 saniye ilk hücum süresi... ...Levent Spor Kulübü için başladı... ...ama nasıl başladı... ...bakalım kendi yarı alanından çıkabilecek mi... ...8 saniyelik süreyi tamamlamadan... ...evet çıkmayı başardılar... ...Dilara... ...Günay... ...hücum süresinde olmasına 6 saniye... ...Günay... ...dışarıya çıkardı Didem... ...Fatma 2 saniye... ...1 saniye süre doluyor artık... ...3 sayılık atış isabetli değil... ...Ribam... ...Neva ile birlikte kazandı... ...BOTAŞ... Elif Ayşegül'le de gittiler sayıya. 13-6 fark 7. Günay. Bu bölümde Günay'dan hata geldi. Pasını aktarmakta geç kalınca. Ayşegül'ün pası yine Neva sayıyı buldu. BOTAŞ üst üste. 15-6 skor. Fark 9. Ayşegül iki sayılık atışta isabet yok. Rivanto aldı Çisem. Günay ile birlikte de şu anda kaptanıyla da hücumu başlatacaklar. Ama birazcık geç kalınan pas bu bölümde yeniden BOTAŞ'ı atağa kaldırdı. İki sayılık atışta isabet yok Neva'dan. Bir hücum fırsatı daha. Ayşegül atışta isabet gelmedi ve faul. Hücum BOTAŞ'ın. BOTAŞ da Bade Cemre oyuna girecek ve Ayşegül kenarda. Bade Cemre pasını aktardı. Neva. Elif Nisa. İki sayılık atış isabetli değil. Pot altı rebound aldı Günay. Günay. Dört saniye var. Fatma pasını aktardı. Çisem pot altına inmeden atış isabetli değil. Ribaundu aldı Çisem. Bir atış daha denedi. Üst üste iki atış isabetli değil. 15-6 BOTAŞ lehine mücadele devam ediyor.
Elif Nisa 3 sayılık atış isabetli değil, rebound. Pot altı hücum kısa düştü. Günay. Soluna verirse Fatma var. Şimdi onu tercih etti. Bir kez daha Günay. Orta mesafeli atış isabetli değil ama karar faul. İki serbest atış kullanacak Levent Spor Kulübü kaptanıyla. Elif Ayşegül kendisinin bir takımının üçüncü faulünü yaptı. Günay ilk atışında isabeti sağlayamadı. İkinci serbest atışını kullanıyor Levent Spor Kulübü. Atışlarda 2'de 1 geldi. 15-7. Zeynep üst sayılık atışta isabet yok. Pot altında Çisem aldı ribandu. Pasında Günay. Günay Didem'i perdeleme olarak kullanarak pasını aktar. Ardından Çisem atışta isabet yok. Ribandu bir kez daha kazandı. Levent ardından Günay'ın atışındaysa isabet yok. Neva pot altına oyuna çevirmeyi başardı. Bu topu Ayşegül'le birlikte atak devam ediyor. Botaş adına son artık bir dakikalık dilimdeyiz. İlk çeyrek. Ayşegül ve faul. Fatma faul yaptı. Fatma kendisinin bir takımının üçüncü faulünü yaptı. Hücum süresi 14 saniye devam ediyor. Ayşegül'ün pası Zeynep. Atışında isabet yok Zeynep'in. Çisem bir kez daha kaptırdı topu. Zeynep pasında Elif Ayşegül dışarıya çıkardı. Şimdi Elif Nisa süre biterken atış isabetli değil. Daha doğrusu atış isabetli ama süre tamamlandığı için sayı geçerli değil sevgili izleyenler. 15-7 skor devam ediyor. Fark 8. Botaş lehine. Botaş'ta 6 sayısı var. Yusra'nın karşılaşmanın şu ana kadar en skoreri. Levent Spor Kulübü'nde de Kaptan Güney'in 5 sayısı var. O da Yusra'yı takip ediyor. Çisem. Günay. Bu bölümde savunmasındaydı Günay'ın Elif Ayşegül. Çisem potaya sırtı dönük. Ardından çaprazdan atış. Sayı geldi 15-9. Karşılaşmada skor 15-9 Botaş lehine devam ediyor. Fark 6. Son hücum Botaş'ın olacak. 7 saniye, 6 saniye, 4 saniye, 2 saniyemiz kaldı. Elinden çıkart süre biterken atış isabetli değil. İlk çeyrek sonucu Botaş 15, Levent Spor Kulübü 9. 2 dakika ara, aranın ardından ikinci çeyrek sizlerleyiz.
İkinci çeyrekte yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk çeyreği 15-9 BOTAŞ lehine tamamlanan bir bölümdü. Bakalım ikinci çeyrek bizleri neler bekliyor takımlarla ilgili. Bu karşılaşmanın ardından da Çankaya Üniversitesi yarı finalde karşılaşacak sevgili izleyenler. Irmak Spor Kulübü ile bakalım o karşılaşmada neler olacak. Şu anda adını ilk finale yazdıracak ekibi takip ediyoruz. Yusra BOTAŞ atağıyla başladık. Elif Ayşegül pasını çıkardı. Ardından Yusra pozisyonda 3 sayılık atış geldi. Yine Yusra BOTAŞ'ı 3 sayılık atışla başlattı. Yusra'nın da aynı zamanda bu 9. sayısı oldu. Didem. Günay. Sırtı dönük potaya Günay'ın. Top kaybı yaşamadılar. Pas aktarımı ardından Dilara süre doldu. 24 saniyelik hücum süresini iyi değerlendiremediler. 18-9 fark 9. Atışta isabet yok Elif Ayşegül'den. Çisem'in atışında da isabet yok. Bir dakikayı geride bırakıyoruz ikinci çeyrekte. Günay. İki sayılık atış geldi Günay'dan. 18-11 Günay da karşılaşmada 7. sayısına ulaştı. Yusra'dan ve BOTAŞ'tan bir hata. Karşılaşmada 18-11 skor farkı eritme fırsatı doğdu Levent Spor Kulübü için. Çisem. 2 sayılık atış. 18-13 farkı 5'e indirdi Levent Spor Kulübü. Elif Nisa. Elif Nisa atışta isabet yok. Rebound almayı başardı. Çisem Günay'la birlikte de geçtiler. Rakip yaralana bu bölümde üst üste ataklar. Sonuç gelirse fark 3'e inecek. 3 sayılık atış gelirse de sevgili izleyenler 2'ye. Günay. Zor açıdan iki sayılık atış isabetli değil. Karşı atak BOTAŞ. Yusra. Pasta hata var. Didem araya girdi. Topu kazandı. Bir kez daha Levent Spor Kulübü. Didem şöyle bir düzenledi. Ardından Fatma. Atışta isabet yok. Hatalı yürüme. Fırsatı değerlendiremedi Levent Spor Kulübü. Atışta isabet gelmedi BOTAŞ'tan. Topa yetişmeyi başardı BOTAŞ ama çevirdiği noktadaysa rakibi Günay'a çevirdi. Günay 2 sayılık atış isabet yok. Pot altındaysa Yusra'nın mücadelesi yetmedi. Levent Spor Kulübü atakta olacak. İkinci çeyrekte Levent Spor Kulübü 4 sayı. BOTAŞ'ta sevgili izleyenler 3 sayı bulabildi. O da Yusra'nın 3 sayılık atışıydı. Yusra pozisyonda hata var. Karşılaşmada pot altından başlayacak. Yusra. Elif Ayşegül. Bölümde sevgili izleyenler. BOTAŞ 3 sayılık atış denemesinde bulundu ve atışta isabet geldi sevgili izleyenler.
Ayşegül'ün 3 sayılık atışı 21-13 yaptı skoru. Pot altındaysa Didem'den yanıt geldi. 21-15. Elif Ayşegül fake'ini yaptı. Atışını gerçekleştirdi. 23-15 yaptı skoru. Fark 8. Karşı atak Didem'le birlikte devam ediyor. Günay. Fatma. Topa yetişmeyi başardı Fatma. Hücum süresi 5 saniye. Çisem. 3 saniye, 2 saniye. Günay. Atışta isabet yok. Faul düdüğü çalındığı için de bu bölüm. İkinci çeyrekteki ilk faul oldu sevgili izleyenler. Botaş'ın. On dört saniye hücum süresi. Ayşegül'ün kendisi ve takımının birinci faulünü yapmasının ardından Levent Spor Kulübü hata değerlendiremedi. Karşı atak. Yusra fake'ini yaptı. Henüz atışını gerçekleştirmedi. Pasını da vermedi Yusra. Kendi gitti. Pot altına atış. İsabetli değil ama faul. Yusra bağcığını bağlamasının ardından serbest atış noktasında atışını yapacak. İlk atış isabetli değil. Yusra'dan atışlarda 2'de 0 geldi. Ardından bu bölümde ise Çisem'in mücadelesi yetmedi. Pot altı hücumu 14 saniye Botaş için devam ediyor. Neva'nın atışında isabet yok. Çisem aldı ribandu. Günay. Fatma. Bir kez daha topla buluştu Fatma. Hücum süresinde olmasına 4 saniye kala elinden çıkarmak istedi. Ve bunda da potayı bulamadı. Botaş ata. Elif Nisa orta mesafeli atış isabeti değil. Ribaundu aldı Günay. Top hala Günay'da bu bölümde kendi yer alanında tutmayı başardı. Didem. Son 4 saniye. Atışta isabet yok. Rebound. Kazandı sevgili izleyenler Levent Spor. Bu bölümde Fehime ile Ardan pozisyondaysa hatalı yürüme geldi. Mola gelecek. Levent Spor Kulübü molası molanın ardından sizlerleyiz.
Levent Spor Kulübü molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada 23-15, fark 8 devam ediyor. İkinci çeyrekte Botaş 8 sayı buldu. Levent Spor Kulübü'nün ise bu bölümde 6 sayısı var. Kenardan hücuma başlayacak Botaş. Yusra. Elif Nisa. Pasında Elif Ayşegül. Bu bölümde Çisem savunuyordu. Onu savunmanın elinden seken top. Yusra pasını aktardı. Pot altı hücum sayı geldi Elif Ayşegül'den. Fark 10. 25-15. Günay. Pot altına indi. Atış isabetli değil. Bu bölümde topu kazandı Çisem. Yerdeyken atışı onlardan da isabet gelmedi. Günay ve Çisem iki atışta isabet bulmadı. Ardından faul yapıldı. Levent Spor Kulübü'nde sevgili izleyenler Fehim'e ikinci faulünü yapmış durumda. Kendisi ve takımının ikinci faulüydü bu. Zeynep. Pasında Elif Nisa. Köşeye çıkardı Elif Ayşegül. Ardından dışarıdan Yusra. Atışta isabet yok. Rebound Fehime ile birlikte kazandı Levent Spor Kulübü. Günay. Fehime'nin pasında Didem. Çıkardı Fatma'ya bu bölümde alan savunması. Fatma yerde pozisyonda uzun bir pas geldi. Elif Nisa, Yusra iki sayılık atışla farkı 12'ye çıkardı. 27-15. Günay. Fatma. Fehime pasını aktardı Didem. Bu bölümde potaya sırtı dönük Günay. Bir üç sayılık atış denemesinde atışı kısa düştü. Bu karşılaşmanın kazananı adını finale yazdıracak. Bir sonraki karşılaşma ise sevgili izleyenler, Çankaya Üniversitesi Irmak Spor Kulübü arasında gerçekleşecek. Hala bu maçın kazananı artık rakibini bekleyecek. Mersin Gençler Birliği bugün Antalya Polis Gücü'ne mağlup olarak 7. 8. lig maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Emlak Konut'la eşleşti ve Antalya Polis Gücü de Fenerbahçe ile 5. lig 6. lig karşılaşması oynayacak. Zeynep pasını aktardı Elif Nisa'ya. Hücum süresi 9 saniye. Ayşegül dışarıya çıkardı. Zeynep atışta isabet yok. Rebound. Fatma çok sert düştü ve faul. Karşılaşmada Botaş Zeynep'in bir takımın ise ikinci faulünü yaptı. Zeminde yine bir ıslaklık söz konusu. Islaklık giderilmesinin ardından 27-15 12 farklı üstünlük devam ederken Botaş karşısında hücumda Levent Spor Kulübü. Günay. Pasında Çisem. İki takım da ikişer faal yaptılar. Günay bir kez daha topla buluştu. 5 saniye, 4 saniye. Kala atış pot altından süre dolarken isabetli değil. Ayşegül.
dripling, çift dripling hatası geldi. Günay kendisi atışını gerçekleştirmek isterken kendisine de faul yapıldı. Serbest atış noktasında olacak Levent Spor Kulübü kaptanıyla 1 dakika 48 saniye var ikinci çeyreğin tamamlanmasına. Ve BOTAŞ'ta Zeynep kendisinin ikinci takımının üçüncü faulünü yaptı. Ardından da Ayşegül Üsra değişikliğini takip ettik. Günay ilk atış isabetli değil. Günay'dan atışlarda 2'de 0 geldi. Pot altı hücum reboundla birlikte Çisen faydalanamadı. Kendi reboundunu aldı. Ardından kaptanı Günay ile paslaştılar. Bu bölüm sayı yok. Faul işareti edildi. Takım faul hakkı doldu. BOTAŞ'ın Elif Nisa'sı olmaz. Kendisinin bir takımının dördüncü faulünü yaptı. Çisem. Pasında Fatma. Didem. Hücum süresi dolmaya bir saniye kala elinden çıkarması gerekiyor. Günay süre biterken atış isabetli değil. Rebound aldı Neva. Uzun bir pas geldi Ayşegül'e. Ayşegül savunmada oturdu. Zeynep. Kendisi gitti. Zeynep atışında isabet yok. Rebound. Çisem'le birlikte kaldı Levent Spor Kulübü'nde. 27-15 bir dakika kaldı. BOTAŞ takım faul hakkı doldu. Levent Spor Kulübü ise 2 takım faul hakkı daha var. Şimdi de atak başlangıcını yaptılar Fatma ile ama pasın atıldığı nokta hatalı. Yusra. Basket faul. Yusra karşılaşmada takımını rahatlatacak atışları yapmaya devam ediyor. 13. sayısına ulaştı karşılaşmada. Sahanın tek çift taneli ismi. Fatma da kendisinin iki takımının 3. faulünü yaptı. Yusra serbest atış noktasının ilkinde isabeti sağlayamadı. Basketi buldu ardından o tek atışta ise isabet gelmedi Yusra'dan. Karşılaşmada 29-15 skor devam ediyor. Fark 14. Didem. Fatma 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound. Ayşegül ile birlikte BOTAŞ'ın. Yusra. Pozisyonda faul düdüğü çalındı. Levent Spor Kulübü faul yaptı bu bölümde sevgili izleyenler. Günay'la ardından da BOTAŞ'ın molası var. Molanın ardından sizlerleyiz.
BOTAŞ molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Artık 26 saniye 1 saniye kala son taktikler verildi. Takım faal hakkı dolan ekipler artık sahaya gelecekler. BOTAŞ'ın 14 farklı üstünlüğü devam ediyor. Sahada 13 sayı ulaştı Yusra. Sahanın en skoreri olduğunu az önce de sizlere belirtmiştik. Onu 7 sayıyla birlikte Günay'ın, 6 sayıyla birlikte de Levent Spor Kulübü'nde Çisen ve takım arkadaşı 18 numaralı formayı terleten BOTAŞ'ın oyuncusu Neva'nın olduğunu izleyicilere aktardıktan sonra sahaya dönelim. Yusra. Tuğçe. Atışta isabet yok. İkinci çeyreğin tamamlanmasına 8 saniye var. Bu bölümde BOTAŞ karşısında atakta olacak. Son top Yusra'dan çıktı. Hücum süresi 4 saniye 3 salise. BOTAŞ'ta da oyuncu değişikliği var. Elif Nisa oyunda, Yusra kenara geliyor. Günay. Günay uzaktan atış deneyecek. Atışta isabet yok. İkinci çeyrek sonucu sevgili izleyenler. BOTAŞ 29, Levent Spor Kulübü 15. Karşılaşmanın ilk çeyreği 15-9, ikinci çeyreği ise 29-15 tamamlanan bir bölümü, ilk devreyi geride bıraktık. 15 dakikalık aradayız. Aranın ardından 3. çeyrek yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sevgili izleyenler, 3. çeyrekte yeniden sizlerle birlikteyiz karşılaşmada. BOTAŞ'ın 29-15'lik üstünlüğüyle tamamlanan 2. çeyreği geride bıraktık. İlk çeyreği 15-9, 2. çeyreği 29-15. Yani baktığımız zaman 2. çeyrekte BOTAŞ 14 sayı buldu. Rakibi Levent Spor Kulübü ise 6 sayı bularak 2. çeyreği tamamladı. Artık takımlar sahadalar. 3. çeyrek sizlerle birlikteyiz. Her iki takıma da yeniden başarılar diliyorum. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Üçüncü çeyrekte Didem'i göremiyoruz. Onun yerine de Dilem Erginay oyun alanında. Şimdi de BOTAŞ sahaya doğru geldi. BOTAŞ, Neva, Elif, Ayşegül, Elif Ayşegül ve Yusra 5 ile sağda. Dilem, Günay, Fatma, Dilara ve Çisem 5 ile de bu bölümde sevgili izleyenler Levent Spor Kulübü sahadalar 3. çeyrekte. ...17 saniyelik hücum süresinde bu bölümde sevgili izleyenler başladı. 8 saniyelik dilimde ise atışta isabeti bulamadı Levent Spor Kulübü. Karşı atakta BOTAŞ hızlı bir hücum mu olacak diye bakıyoruz. Ayşegül pasını aktardı. Elif Nisa 3 sayılık atış, isabet gelmedi. Yusra ile birlikte rebound kazanıldı. Ardından Yusra ise topu oyun alanında tutamadı. Bu karşılaşmanın ardından Çankaya Üniversitesi Irmak Spor Kulübü karşılaşması olacak. Ardından da günü noktalayacağız. Klasman ve final etaplarını belirleyeceğiz. Dilem. Atışta isabet yok. Rebound kazandı üstü, ardından da faul düdüğü çalındı. Bir taraftan da pot altında sakatlık söz konusu. Sevgili izleyenler, umarım ciddi bir sakatlık söz konusu değildir. Yanlış görmediysem o noktada yerde kalan isim Zeynep'ti. Düzeltelim. Elif Ayşegül'müş. Bu bölümde Elif Ayşegül yardımlar eşliğinde kenara geldi. Umarım ciddi bir sakatlık söz konusu değildir. Geçmiş olsun dileyelim kendisine. Bu bölümde Elif Ayşegül'ün sakatlandığı nokta içinde itirazlar var. Sanırım sakatlık olmasına rağmen neden oyunun devam ettiği yönüyle ilgili de bir itiraz gelmiş olabilir. Elif Nisa. Bir dakikayı geride bıraktık 3. çeyrekte. Yusra tek el 2 sayılık atış, isabetli değil. Reboundu aldı Çisem. Günay'la birlikte de ataktalar bu bölümde. Ardından pot altına inmeden hücum, sayı gelmedi. Reboundunu almayı başardı. Dilem'le birlikte sevgili izleyenler Levent Spor Kulübü, ardından da faul düdüğü çalındı. Tuğçe kendisindeki takımının da ikinci faali bu bölüm. Levent Spor Kulübü'nde faal yapan isim az önce 4 numaralı formasıyla sevgili izleyenler Çisem. Karşılaşmada BOTAŞ ataktayken 3. bir faal daha geldi. Fatma, kendisi ve takımının 3. faulü. İlk atış isabetli değil Elif Nisa'dan.
Elif Nisa'dan atışlar isabet gelmedi. 29-15 skor devam ederken bu atıştan da faydalanamadı. Botaş karşı atakta şu anda. Dilara ile birlikte. Ardından Günay atışta isabet var. 3. çeyrek ilk sayı Levent Spor Kulübü'nden geldi ve 29-17. 2 dakika geride kaldı. Yusra. Elif Nisa pasını çıkardı. Zeynep bu bölümde sevgili izleyenler. Savunma başarılı. 2 saniye 1 saniye kala Elif Nisa 3 sayılık atış geldi. Elif Nisa karşılaşmada sevgili izleyenler 6. sayısına ulaştı. ...32-17 skor devam ediyor. Fark 15. Günay. Pot altına inmeden mücadelesinde bu bölümde Botaş. Ardından 3 saniye var hücum süresinde olmasına Günay. Pasını aktardı. Dilara bu bölümde süre dolarken topu kaybettiler. Elif Nisa pası Neva 2 sayılık atış geldi. Elif'in asisti Neva'nın sayısı 34-17 fark 17. Günay. Hatalı yürüme. Neva. Elif Nisa yine bir 3 sayılık atış denemesi isabet yok. Rebound almayı başardı. Dilem kendisi gitti potaya. 2 sayılık atış zor da olsa sayı geldi. 34-19. Zeynep'e faul yapıldı. Levent Spor Kulübü'nün takım faul hakkı dolmuş durumda sevgili izleyenler. Dilara kendisinin iki takımının 4. faulünü yaptı. İlk atış isabetli değil. Atışlarda 2'de 1 geldi. 35-19. 6 dakika 6 saniye var 3. çeyrek. Henüz Botaş faal yapmadı belirtelim. Günay. Zeynep'in savunmasında Günay. Top hala kendisinde. Şimdi pasını aktardı. Fehime. Günay 3 sayılık atış demesi. Günay'dan atışta isabet yok. Yusra. Alan savunması var. Hücum faul dedi karşılaşmanın hakemi. Yusra kendisinin iki takımının 1. faulünü yaptı. İki sayılık atış geldi. Botaş sevgili izleyenler karşılaşmada skoru 37-19'a getirdi. Bu bölümde Ayşegül 5. sayısına ulaştı. Günay. Fehime'nin pasında sevgili izleyenler Dilem. Kaptanına döndü Günay. Son 5 saniye kala atış isabetli değil. Rebound. Yusra ile birlikte alındı. Elif Nisa ile birlikte de atak. Sonuç almadı. Pot altı sayı yine gelmedi.
karşılaşmada Günay bir kez daha atakta olacak. Levent Spor Kulübü bu bölümde ise top kaybı oldu. Karşılaşma 37-19 devam ediyor. Mola geldi. Levent Spor Kulübü molasının ardından sizlerleyiz. Levent Spor Kulübü molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. 3. çeyrek 4 dakika 45 saniye var. 37-19 skor. BOTAŞ lehine devam ediyor karşılaşmada. Sevgili izleyenler, BOTAŞ bir faul yaptı. Bunda da Yusra hücum faulü yapmıştı. Levent Spor Kulübü'nün ise takım faul hakkı dolmuş durumda. Ve molanın ardından pot altıyla başladı BOTAŞ. Ayşegül. Pasında Elif Nisa. 3 sayılık atıştaysa isabet geldi sevgili izleyenler. Bu bölümde BOTAŞ da Bade Cemre'den 40. sayısına ulaştı BOTAŞ. 40-19 fark 21. Sem düşse de bu bölümde top tutulması kararı gelecek. Hücum BOTAŞ'ın olacak. Ayşegül pot altına kendini atışta isabet yok. Rebound. Çisem'le birlikte kazandı Levent Spor Kulübü. Atışındaysa isabet gelmedi. Yusra düşse de pasını aktarmayı başardı. İki kişi yerdeydi pozisyonda. Hızlı hücum gelişebilir. Pot altına iki sayılık atış isabet yok. Kendi reboundunu aldı bu bölümde ise. Ayşegül atışlarda isabeti bulamadı. Pozisyonun devamı faul. Dilem, Didem oyunda yer değiştirdiler. Dilem kendisinin bir takımının 5. faulünü yaptı. Takım faul hakkının dolduğunu az önce belirtmiştik. İlk atış isabetli Ayşegül'den. 41-19. Atışlarda 2'de 2 geldi. 42-19 oldu skor. Didem. Günay. Son 8 saniye. Didem. 3 sayılık atış geldi Didem. Oyuna girer girmez 3 sayılık atışıyla farkı 20'ye indirdi. Cemre de 3 sayılık atışla yanıt vermek istedi ama atışta isabet yok. Bu bölümde sevgili izleyenler kıyasıya mücadele var. Ardından da faul düdüğü çalındı. Fehime kendisinin 3. faulü. BOTAŞ'ın takım faul hakkı dolan Levent Spor Kulübü karşısında serbest atış noktasında olmaya devam edeceği bölümlerdeyiz.
Yusra ilk atış isabetli 43-22. Yusra'nın da karşılaşmada 14. sayısı oldu. Atışlarda 2'de 1 geldi. Ardından reboundu aldı Botaş. Yusra ile birlikte de ataktalar. Yusra pota sırtı dönüktü. Pasını aktardı. Elif Nisa. 3 sayılık atış geldi Elif Nisa'dan. 46-22. Elif Nisa karşılaşmada bulduğu sayılar Botaş'ın devam ediyor. Günay. Ve faal. Ayşegül faal yaptı. Kendisinin ve takımının ikinci faali Botaş. Günay. 3 saniye var. Süreyi iyi kullanamadı diyebiliriz sevgili izleyenler. Ama pozisyonda 1 saniye 9 saniye kalaysa faul düdüğü çalındı. Serbest atış noktasında olacak Fatma ile birlikte Levent Spor Kulübü. Botaş'ta faul yapan isim 8 numaralı formasıyla Ayşegül. Kendisinin ve takımının 3. faulü. Üst üste faul yaptı Ayşegül bu bölümde. Botaş'ta Yağmur ve Yusra yeniden oyun alanında olacaklar. Ayşegül ve Elif Nisa kenara geliyorlar. Fatma'dan ilk atışta isabet yok. Fark 24, mücadele devam ediyor. Atışlarda 2'de 0 geldi sevgili izleyenler mücadelede. Zeynep topu elinden kaçırdı. Ardından bu bölümde Botaş hücumdan faydalanamadı. Çisem pasında Günay. Karşılaşmanın 3. çeyreğindeyiz. Kazanan adını finale yazdıracak. Bu bölümde Fehime Fatma paslaşması. Savunmanın da müdahalesi var. 5 saniye pot altı hücum. Ama pot altından iyi bir giriş yapamadılar. Tuğçe ise topa yetişemedi. ...24 saniyelik hücum süresi Botaş için başlıyor. Yağmur'un pasında sevgili izleyenler Zeynep. Atışta isabet yok, hatalı yürüme. Çisem. 1 dakika 51 saniye var. 3. çeyreğin tamamlanmasına. Karşılaşmada şu anda da Botaş karşısında Levent Spor Kulübü'nün atağı sonuç gelmedi. Şimdi Botaş Tuğçe ile birlikte atağa başladılar. Birazdan Elif Nisa da oyuna girecek. Karşılaşmada sevgili izleyenler atışta Yusra'nın isabet yok. Yusra kendi topunu yeniden takımında tuttu. Ardından da sevgili izleyenler bu bölümde Botaş'ın 3 sayılık atışı geldi Yağmur'la 49-22. Botaş 3. çeyrek sonlarında da farkın giderek açılmasını sağlayan atışlarıyla devreye girdi. Günay. Topu kaybetti Yusra. Karşı atak Yusra'nın yanında Cemre var. Yusra kendi tamamladı bu sayıyı. 51. sayı oldu. Yusra da aynı zamanda karşılaşmada
16. sayısına ulaştı. Hatalı yürüme geldi sevgili izleyenler Levent Spor Kulübü'nden. Tuğçe'nin atışında isabet yok. Ribaundu aldı Günay. Üçüncü çeyrekte sonlara doğru geliyoruz karşılaşmada. Günay düşse de pasını aktarmayı başardı. Dilara atışta isabet yok. Ardından bu bölümde kıyasıya mücadelede iki oyuncu yerde savunmanın üstünden Yağmur Sap pasını aktardı. Zeynep'in pası pot altı hücum. Basket gelmedi ama faul. Levent Spor Kulübü'nün zaten takım faul hakkının dolduğu bir karşılaşmadayız. Ve Dilara da kendisinin üçüncü faulünü yaptı. İlk atış isabetli. Elif Nisa karşılaşmada çift taneli sayıya ulaştı. 10. sayısı 52-22 fark 30. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde fark giderek açıldı. 7 sayı bulabildi sevgili izleyenler bu bölümde. Sadece Levent Spor Kulübü. ...24 sayı buldu Botaş. Bu karşılaşmanın ardından da Çankaya Üniversitesi Erdemlik oyuncu Irmak Spor Kulübü mücadelesinin olduğunu izleyicilerimize aktaralım. 17.45'te de o mücadeleyi takip edeceğiz. Şu anda oynanan karşılaşmada faalle birlikte süre durdu. Botaş'ın ise takım faal hakkı doldu. Elif Nisa kendisinin ikinci takımının dördüncü faalini yaptı. 5 saniye 1 saate kala serbest atış noktasına Fatma. Atışta isabet yok. Atışlarda 2'de 1 geldi. 53-23 oldu skor. Fark 30. Zeynep kendisi başlattı. Kendisi atmayı istedi ama bu bölümde ise süre doldu. 3. çeyrek sonucu Botaş 53, Levent Spor Kulübü 23. Fark 30. 2 dakika ara aranın ardından 4. çeyrek sizlerleyiz. Çeyrekte yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. 53-23 skor, fark 30. Botaş'ın 3. çeyrekte farkı giderek açtığı bölümler oldu. Şu anda 24 sayı bularak çeyreği tamamladı Botaş. 8 sayı bularak tamamladı Levent Spor Kulübü. Bu maçı kazanan adını finale yazdıracağı karşılaşma olduğunu bir kez daha belirtelim. Yarı final karşılaşmasındayız. Bu maçın ardından Çankaya Üniversitesi Irmak Spor Kulübü maçıyla da bu maçı kazananın rakibi, kaybedenin de keza rakibinin belli olacağı son karşılaşma olacak. Dördüncü çeyrekte de Levent Spor Kulübü'nün atağını takip edeceğiz. Hatalı yürüme geldi.
Ayşegül. Çisem onu savunurken bu bölümde Ayşegül pasını aktardı Yağmur. Kenardan giren oyuncularından da Botaş katkı aldı. Üçüncü çeyreği takip etmiştik. Ayşegül. Atışta isabet yok. Temasla birlikte pot altı hücum devam edecek. 8 saniye. Duru. 3 sayılık atış isabet yok. Ribaundu aldı Fehime. Kaptanı Günay'a pasını aktardı. Günay Duru'nun üstünden atışını bırakmak isterken bu bölümde faul düdüğü çalındı. Duru kendisi ve takımının birinci faulü Botaş'ta. Günay ilk atışı isabetli 24. sayısını buldu. Levent Spor Kulübü serbest atış noktasında. Günay'ın da karşılaşmada çift haneli sayıya ulaştığı serbest atışlar geldi. Günay 11. sayısına ulaştı. Atışta isabet yok. Bu bölümde son top Botaş'tan çıktı. Hücum süresi 24 saniye ise Levent Spor Kulübü için başlıyor. Dilara. Fatma bu bölümde savunmayı geçti. Ardından pozisyonda Didem dışarıya çıkardı. Günay 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Süre 2 saniye kala devamdaysa tamamlandı. Bu bölümde hücum süresini iyi değerlendiremedi Levent Spor Kulübü. Karşılaşmada 53-25 skor Botaş lehine devam ediyor. Savunmanın üstünden pas geldi, ardından Duru pasını aktardı. Zeynep atışta isabet yok. Top doğrudan dışarıya çıktı. Farkın açıldığı bu bölümde de sevgili izleyenler farklı bir 5 de takip ediyoruz. Botaş'ta Duru, Zeynep, Büşra, Yağmur ve Beril. Pozisyonda faul var Fatma'ya. Duru kendisi ve takımının ikinci faulünü yaptı. Dördüncü çeyrekteyiz. Farkın açıldığı bu bölümde oyuncularına şans verdi Botaş. Fatma ilk atışta isabet yok. Şimdi ikinci ve son atışını kullanacak. Atışlarda 2'de 1 geldi Fatma'dan. Karşılaşmada sevgili izleyenler Fatma da serbest atış noktasında sayılarını buldu. 2 sayısı var. Günay. Fatma. Duru'nun savunmasında Fatma atışını gerçekleştirdi. İsabet yok. Rebound. Alır mı Botaş derken bu bölümde sevgili izleyenler hücumu tamamlamayı başardı. Levent Spor Kulübü 28. sayısına ulaştı.
Dilem kendisinin iki takımının birinci faulünü yaptı karşılaşmada. Levent Spor Kulübü'nün ise dördüncü çeyrekteki ilk faulü. Yağmur. Çok şık pas geldi Zeynep. İki sayılık atış isabet yok. Rebound. Bir kez daha Botaş hücumunu takip ediyoruz. Yağmur'un üç sayılık atışı ise kısa düştü. Pota altında Günay. Günay kendisi gitti. Hücumu tamamlayabilecek mi derken Günay başladı ve sonunda da hata bitirdi. 53-30 fark 23. Pota altı hücum. Adımlama hatası sayı geçerli değil. Neva ve Elif Nisa yeniden oyundalar sevgili izleyenler. Botaş'ta Büşra ve Beril kenara geliyorlar. Dilem. Günay. Karşılaşmada hücum süresinde olmasa son 7 saniye kala. Günay henüz topu elinden çıkarmadı. Şimdi Fatma ile paslaşmasının devamındaysa 1 saniye kala Dilara atıştaysa isabet yok. Rebound. Sevgili izleyenler tam orada Çisem süre bitti diye reboundu alamadığını düşündü ama hücum süresi 4 saniye kala atışta Fatma'nın isabet yok. Elif Nisa ve Çisem faul yaptı. Çisem kendisinin 3 takımının ikinci faulünü yaptı. Yağmur. Elif Nisa. Alan savunmasının olduğu bölüm. Atışta ise isabet yok. Rebound kazandı Çisem. 4 dakikayı geride bırakıyoruz 4. çeyrek. İki takım arkadaşı son anda anlaştılar. Dilemde kalan top kaptan Günay'ı buldu. Günay. Hata geldi kendisinden. Didem. Bade Cemre atışta isabet yok. Karşılaşmada sevgili izleyenler karşı atak. Çisem'le birlikte başlayan atak. Bakalım sonuç gelecek mi bu bölümde? Levent Spor Kulübü'nden. Dilem. Atışta isabet gelmedi. Karşı atak Zeynep'le birlikte başladı. Zeynep kendimi bitirecek diye bakıyoruz. Öyle de oldu. 55-30 fark 25. Yolu yarıladık. 5 dakika geride kaldı. Dilem atışta isabet yok. Düştü. Dilem, Elif Nisa onu kaldırdı. Pozisyon devam ediyor. Süre biterken tamamlanamadı atak. Ayşegül. Pasında Elif Nisa. Bu bölümde Cemre Yağmur'a çıkardı. 3 sayılık atış isabetli değil. Hücum devam edecek. 6 saniye var. Elif Nisa zor da olmayı çevirmeye çalıştı ama bu bölümde itme var. Dilara kendisinin 4 takımının 3. faulünü yaptı. 14 saniyelik hücum süresi başlayacak. Beril. Tuğçe'nin pasında Ayşegül. Paslaştı sevgili izleyenler. Ardından Bade Cemre atışta isabet yok.
ve hatalı yürüme. Dilem. Hücum süresinde olmasına 10 saniye. Bu bölümde alan savunmasının olduğu açılar. Ardından top oyunda tutamadı Çisem. 5 saniye kala hücum süresine. Botaş hatanı takip ediyoruz Tuğçe. Bağda Cemre atışta isabet yok. Rebound Yağmur'la birlikte yeniden Botaş'ın. Bağda Cemre 4 saniye var. 3 saniye topu kaybetti. Bu bölümde karşı atak Fatma. Pot altı hücum sayı gelmedi. Şimdi ise karşı atak bir kez daha Botaş'ta olacak. Beril uzun bir top bekledi ve Beril'e geldi top ama savunmada oturdu. Cemre, Beril, Tuğçe'nin 3 sayılık atışı isabetli. 58-30 fark 28. Botaş karşılaşmada farkı açtı. 3 sayılık atışı 28 farka ulaştı. Kazanan birincilik ikincilik mücadelesi için adını finale yazdıracak sevgili izleyenler. Kaybedense üçüncülük dördüncülük maçına çıkacak. Az önce Tuğçe'nin 3 sayılık atışını takip ettik ve Tuğçe de şimdi kenara geliyor. Oyuncu değişikliklerinin ardından serbest atış noktasında bu bölümde Günay. İlk atış isabetli. 58-31. Her iki takımında birer faul hakları daha var. Üçer faul hakkını kullandıklarını belirtelim. Günay atışta isabet yok. Rebound aldı Yağmur. Botaş atan takip ediyoruz. Pearl'ın üstünden atış Duru'dan isabetli değil. Şimdi karşı atak. Levent Spor Kulübü adına Günay ile birlikte de devam ediyor. İki sayılık atışta Dilem isabet yok. İkinci kez denedi şansını ve bu bölümde isabet gelmedi. 2 saniye 6 salise var. Pot altı devam edecek. Didem. Savunmanın üstünden süre biterken atış isabetli değil. Duru. Beril. Paslaştılar. Bade Cemre. 3 sayılık atış geldi. Fark 30. 1 dakika 45 saniye var. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğindeyiz sevgili izleyenler. Levent Spor Kulübü 8. Botaş ise keza yine 8 sayı buldu. Bu bölümde ise Levent Spor Kulübü'nün atağından sayı geldi. 3 sayılık atış. Farkı da 28'e indirdiler. 1 dakika 15 saniye var. Duru ile birlikte atakta Botaş. Savunmanın üstünden atış isabetli değil. Fehime ile birlikte kazanılan rebound. Karşılaşmadaysa Didem kendisi atmayı tercih etti. Savunmanın elinden seken top. Hücum süresi 16 saniye. 1 dakika 2 saniye var. Botaş adını finale yazdırıyor sevgili izleyenler. Levent Spor Kulübü ise üçüncülük, dördüncülüğe. Bir sonraki karşılaşma
Çankaya Üniversitesi Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü mücadelesiyle de finalin adıyla 3. 4.'lüğün adının belli olacağı karşılaşmalarda olacağız. 7. 8.'lik adına Mersin Gençler Birliği Antalya Polis Gücü'ne mağlup oldu ve 7.'lik 8.'lik maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Emlak Konut'la mücadele verecek. Fenerbahçe ise Antalya Polis Gücü ile yarın 5.'lik 6.'lik mücadelesine çıkacak. Didem topu kaybetti. Botaş. Cemre. Pasında Büşra bir kez daha Cemre'yi topla buluşturdu. Cemre 3 sayılık atışta isabet yok. Karşılaşmaya baktığımız zaman aslında başından bu çeyreğine kadar Botaş'ın genel anlamda farkı koruduğu bir mücadeleydi. Her iki takımın da önemli hücumları, varyasyonları vardı. Ve Botaş Cemre ile birlikte 3 sayılık atış gerçekleştirdi. 64-34 yaptı skoru. Fark 30, artık son top oynanmayacak. Botaş'ı adını finale yazdırdığından ötürü tebrik ederken Levent Spor Kulübü'nü de bugünkü mücadelesinden ötürü tebrik ediyoruz. Bakalım yarın finalde Botaş rakibi kim olacak? Onu bekleyecek. Tabii Levent Spor Kulübü de 3. 4. maçında bir sonraki karşılaşmanın maçını takip edecek. Yani Çankaya Üniversitesi Irmak Spor Kulübü maçının şu anki maçla her iki takımı da yakından ilgilendiren bir mücadelesi olacak. 17.45'teki mücadeleye kadar bizler artık moladayız. Anlatımda ben Elif Ünal, bu karşılaşmada sizlere eşlik ettim. Kamerada Berkay Bulut, rejide ise Rümeysa Atlas vardı. Elif Ayşegül sakatlığından ötürü yürüyemiyor sevgili izleyenler. Takım arkadaşları da şimdi sevinci birlikte yaşayalım diye kucaklar eşliğinde onu sahanın ortasına götürdüler. Ona da bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. 17.45 görüşmek üzere. Hoşça kalın.